Yıldız Entegre uygulamasını telefonunuza indirerek hayalinizdeki dekorasyon için odanıza en uygun parke modelini belirleyebilirsiniz. Sen Tasarla bölümünde odanızın birebir çizimini yaparak kaç paket ürüne ihtiyacınız olduğunu anında öğrenebilirsiniz. Montaj işlemine başlamadan önce zeminin temiz, kuru ve düz olmasına özen gösterin. Düzgün olmayan bölümleri düzleştirerek taş, toz gibi yabancı maddeleri temizleyin. Parkeleri uygulama yapılacak ortamda istif katları birbirine dik olacak şekilde en az 48 saat boyunca bekletin. Bu sırada paketler duvara dayanmamalı ve güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Bekleme sürecinde laminant parkelerin ambalajları üzerinde açıklık bırakmanız, parkelerin bulunduğu ortamın hava ve nem değerine uyum sağlamasını hızlandıracaktır. Montaj alanının 15-30 santigrat derece arası sıcaklığa ve %40-70 arası bağıl neme sahip olması gerekir. Ortamın ve zeminin nemini ölçerek uygun şartlar oluştuğundan emin olun. Zeminden ısıtmalı ortamlarda ısıtma suyla sağlanmalıdır. Zeminde homojen bir ısıtma sağlanmalı, ısı belirli noktalarda yoğunlaşmamalıdır. İdeal yüzey sıcaklığı 25 santigrattır ve bu değer 28 santigrat dereceyi aşmamalıdır. Zemin kot farkını bir panel yardımıyla kontrol edin. Fark 2 milimetreden fazla olmamalıdır. Montaja başlamadan önce zemine 2-3 milimetre kalınlığında polietilen folyo ya da şilte serin. Bu işlem zeminden kaynaklı olumsuzluklara karşı maksimum koruma sağlayacaktır. Şilte ile zemini kapladıktan sonra parçaları birbirinin üzerine 10 santim kadar bindirerek koli bandıyla yapıştırın. Ve odanız montaja hazır. Laminant parkelerde kırık, çatlak, leke, renk farklılıkları gibi problemlerin olup olmadığını kontrol edin. Bir problem varsa tarafımıza bilgi verilmesi gerektiğini unutmayın. Dikkat etmeniz gereken bir diğer noktaysa üretim parti numaralarıdır. Aynı parti numarasına sahip olmayan paketleri aynı ortamda döşemeniz tavsiye edilmemektedir. Parkeleri gün ışığına paralel olarak döşemeniz, görsellik açısından maksimum kaliteyi elde etmenizi sağlayacaktır. Odanızın ölçülerini aldıktan sonra odanızın enini parkelerin genişliğine bölerek son sıranın genişliğini öğrenebilirsiniz. Böylece ilk ve son sırayı eşit ölçüde kesip son sıranın çok ince görünmesini engelleyebilir, daha estetik bir görüntü elde edebilirsiniz. Parkelerin dişi erkek kilit yönlerine göre montaj alanına düzenli şekilde konulması montaj hızınızı arttıracaktır. İlk olarak genleşme boşluğunu bırakmak amacıyla takozları duvar kenarlarına yerleştirin. Montaj işlemine parkenin erkek kenarları duvar tarafına gelecek şekilde başlayın. İlk sıranın ikinci parkesini kısa kenardan birinci parkenin hizasında yerleştirin ve sona gelinceye kadar aynı işlemi sürdürün. Son parkeyi yerleştirmek için duvarla arada kalan mesafeyi genleşme boşluğunu da hesaba katarak parkenin ters yüzeyiyle ölçü alın ve parkenin boyunu kısaltın. Kesim işlemi için daire testere ya da el testeresi kullanabilirsiniz. Montaj alanını temiz tutmak amacıyla bu işlemi başka yerde yapmanızı tavsiye ederiz. Kesilen parçayı da yerleştirdikten sonra ilk sıranın montajını tamamlayın. En büyük yanlışlardan biri de parkelerin hareketini kısıtlayacak işlemler yapmaktır. Parkeler herhangi bir noktaya sabitlenmemeli veya yapıştırılmamalıdır. İkinci sıraya geçmeden önce kaldırma takozlarını yerleştirin. Bir önceki aşamadan kalan kısa parke ile ikinci sıranın montajına başlayın. İkinci parkeyi bir önceki parçanın kısa dişi kenarına 20-45 derece açı ile oturtun. Daha sonra birinci sıranın uzun dişi kenarına doğru bu şekilde kaydırın. Aynı işlemi tüm sıra boyunca devam ettirin. Tam kilitlenmenin sağlanması için parkelerin altındaki kaldırma takozlarını çekin ve parkeleri aşağı doğru iterek zemine oturmasını sağlayın. Kolon kenarlarındaki boş kalan kısımlara uygun ebatta parke kesin. Kalan parçayı yerleştirin. Ardından diğer sıraların montajına devam edin. Pratik kilit özelliğine sahip olan parkelerimizin montajını yaparken demir çekiç veya parkelere zarar verebilecek aletleri kullanmayın. Sıra kalorifer borusuna geldiğinde borunun çapını ölçerek kesilecek alanı belirleyin. Kesim işleminden sonra kalan parçayla birlikte borunun etrafına yerleştirin. Karşılaşacağınız bir diğer engelse V kolonlar.
parkeyi duvara yaslayarak uzun kenarını ve kısa kenarını işaretledikten sonra kesim işlemine geçin ve parçayı yerleştirin. Son sıraya geldiğinizde boş kalan alanın ölçüsünü alın ve parkeleri bu ölçüye göre kesip yerleştirin. Kapının bulunduğu yerdeki montajda döşemeyi kesmek yerine kapı pervazını kısaltın ve kalıntıları temizleyin. Son olarak genleşme takozlarını çıkarın ve süpürgeliklerin montajına başlayın. Süpürgelik köşelerinde 45 derecelik bir açı oluşturacak şekilde ölçü alın ve süpürgelikleri kesin. Ardından süpürgelikleri çivi ile duvara sabitleyin. Süpürgeliklerin parkeye sabitlenmesi yanlıştır. Bu, parkelerin hareketini kısıtlar ve problem yaratır. Süpürgelikleri yalnızca duvara sabitleyin. Süpürgeliklerin de takılmasının ardından montaj işlemini başarıyla tamamladığınıza göre yaşam alanınıza değer katmanın keyfini yaşayın.